Peki AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu Çorum'un taleplerini aktardı Sayın Cumhurbaşkanı'na. Evet, yorumlarınıza bırakıyoruz. O çok bırakıyoruz. Önemliydi. Yani, evet. Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun hemen her şeyi kınarken elektrik ve doğalgaz zammında sessiz kaldığını ifade etti. Sayın Erol Kavuncu, kendisini tebrik ediyorum. Çünkü her şeyde, mesela her şeyi kınadı, bir zamına şeyi kınamadı. Nedir onun adı? Zamları kınamıyor. Yani doğalgazı, muhalgazı, doğalgazı kınamıyor. Her şeyi kınıyor. Niye elektriği protesto etmiyorsun Erol Hoca şeklinde konuşan Atak, aldığı bir duyuma göre milletvekili Kavuncu'nun 25 yıl evli kalan kadınların emekli sayılması yönünde bir de öneri sunduğunu, bu durum karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da manalı olarak Kavuncu'ya baktığını öğrendiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı'na verdiği teklif şu abi. Diyor ki 25 yıl evli kalan kadınlar emekli olsun. Aa, güzel. 25 yıl evde kalan. Evli kalan. Evli kalan. Ha, hala evli. Da evli ol. Devam edeceğim. Emekli olunca ayrılabilir. Yani şimdi oradan boşanmanın önünü açabilir. Oradan abi. Benim öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı şöyle bir bakıyor. Bu kim bu öneriyi? Bakıyor. Bakıyor. Erol ağa. Bu öneriyi veriyor ya. Cumhurbaşkanı şimdi içinden diyor ki oradaki olan birisi. Cumhurbaşkanı içinden diyor şöyle diyor. Lan bu kadar EYT'li var. 360 ek gösterge var. 3600. 3600 ha işte neyse. Bunlar var. Bir de başımıza bunu çıkarma. Başımıza bunu çıkarma değil. Yani orada şöyle bir onlar var şey var. Yani şöyle bir oluştu. Şöyle bir şey diyor. Ya Erol ne yedi acaba diyor. Yani Erol hani oluyor kafada bir şey var. Yani kendisi de herhalde 25 yılı geçmiştir. Yenge bilmiyorum, çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum da. Şimdi 25 yıl aslında benim işime de geldi verdiği şey öneri. Ben de 24'teyim, bir sene sonra işi bitireceğim ben de. Abi yani böyle bir öneri vermiş. Ondan sonra Çorum'a yansımasız hızlı treni işini hallediyor, çözüyor. Ya konuşmamışsın ki öyle bir şey. Niye yalan söylüyorsun? Niye bizi kandırıyorsun? Söylememiş Kerem Hoca. Söylememiş. Şimdi senin en güzel yaptığın şey, onu şey yapma, öbürünü bilmem ne. Niye elektriği protesto etmiyorsun? Niye bunlar yanlış yapıyor demiyorsun Erol Hoca? Gazeteci Ayhan Aykanat ise AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun bazı şeyleri söylemeden hallettiğini söyledi. Gör, hızlı treni söylememiş diyorsun da Erol Hoca bazı işleri söylemeden hallediyor. Ha. Dolayısıyla olay bu taraf var bak. Söyleyerek halletmek herkesin yapacağı iş. Söylemeden yapmak? Söylemeden yaptırmak kolay bir iş değil. Sen diyorsun ki Erol Hoca orada gitmiş 25 yıl evli kalan kadınlar emekli olsun, hak kazanmış, bunu demiş. Tamam da hızlı treni dememiş olabilir de Cumhurbaşkanı onun gözüne bakınca hızlı treni dediğini anlamış olabilir. Anlamıştır. Çorum'da böyle bir şey var. Çorum'daki siyasetçiler... Bence Cumhurbaşkanı demişti ki biz kimin milletvekili yaptık ya demiş. Bunu şeye baktıysa bunun referansı kimidi? Kahraman mıydı? İsmail Kahraman. Yok İsmail Kahraman. Hayrettin Kahraman. İsmail bizim MİA'nın şeyi. Vali Bey'in şeyi. MİA'nın referansı evet. Yani güzel yani. Hoşuma gitti. Erol Bey böyle bir teklifte bulunmuş. Erol Bey'i gerçekten desteklemen lazım biliyor musun? Yani halkın desteklemesi lazım. Kadınlar değil mi? Cumhurbaşkanı'na böyle bir öneri vermiş. Ama bunu niye yayınlattırmadı ben onu anlamadım. Abi de bunu başımıza çıkartma demiş. Abi işte hayır. Bunu mesela Cumhurbaşkanı'na böyle bir teklifte bulundum. Diye aslında çok güzel bir şey. Evet. Yani Cumhurbaşkanı'na bunu niye haber yaptırmadı? Ben işin o tarafındayım.